Murat, bugün arkadaşlarla Ekim Bükü'ne geldik. Ekim Bükü'nün Nallı Deresi'ndeyiz. Şairimiz Mehmet Bey devamlı romanlarında, şiirlerinde bahsetmiş olduğu mekanları geziyoruz. Tabii bunları bizden iyi bildiği için kendisine söz hakkı veriyoruz. Evet, sağ olun. Buralar hakkında bir sahibimiz. Ben şimdi buraların genelde buranın şeyleri iyidir. Tabii. Yarısı iyidir. Şimdi bu Ekim Bükü dediğimiz bölgenin yaklaşık %50'si olmasa da %40'ı İdillere. Tabii. İdillerin şeyiydi. Ekim Bükü'nün yarısı İdil'in, yarısı Bengü. Öyle diyelim, tamam mı? Bu bölüm de aşağı yukarı. Bu bölüm de aşağı yukarı. Rösteden sonrası bizim. Evet, şu kayaların ucuna doğru mezarlıklar vardı ya. Biliyorsunuz değil mi? Tabii. Yabancı mezarlıklar vardı. Bengüllerin tarihi anlatayım. Bengüllerin 1071 Malazgirt Savaşı'yla Anadolu topraklarına giren Türkmenlerin devamı olduğu rivayetlerde belirtilse de bazı kaynaklarda bu tescillenmiştir. Böyledir, doğrudur. Bengü Ovası'nın tam yerleşim merkezi olan ovada daha önceden Türkler kendi kılıç hakkıyla orayı teslim almadan önce, yani bizim ceddimiz kılıç hakkıyla orayı teslim almadan önce Rumlar yaşarmış orası. Ya o işte o soku taşının o taşlardan. Taşlar, oyma taşları biliyorsunuz değil mi? Onlardan kalma. Rumlardan biz kılıç hakkıyla almışız bizim cebimiz. Şairimiz yani şimdi o değil de bunu Bengü'nün tam bulunduğu yerde anlatırız. Orada anlasın. Da anlatırız. Ya. Orada anlatırsın. Burada sadece biz mezarlar şu an vardı. Çok var, burada kayanın ucunda çok işte, mezar var. O şeyin Ekim Bükü dediğin mevkiinin tam ortasında bir sırt vardı. Böyle abi hep. Bak kitapta hepsini göreceksiniz. Tamam. Hepsi var kitapta. Tamam inşallah. Yani hepsi bu vesileyle şairimizin bir de bir köyümüzü anlatan geçmişte öz kaynaklara, milli kaynaklara dayanan kitabı çıkacak. Bunu da buradan söylemiş olalım. Hani diyorsunuz ya Rum mezarları var diye. İşte bu yukarı Türk köyleri, işte Bengü gibi, Çavşur gibi köydeki milliyetçi kişilerin silah kuşanarak bunlardan biri de Çolakların dedesi. Mehmet Ali dede. Bu Rum çeteleriyle savaş yaparak, bunlar bizzat kitaplarda vardır. Savaş yaparak Rumları Sayın kameraman arkadaşım. Bize Ekim Bükü'nün geniş alanı. Abi 1000 yıllık tarihi var. Tarihi yok. Ya aslında var ya. Şimdi burası Ekim Bükü'nün geniş abi, alanı. Ekim Bükü dediğimiz alan şu sırt var ya köşe. Köşeden böyle devam ediyor. Böyle genişletiyor. Ulaşabildiğin yere kadar. Ama gerçekten geçmiş. 1071'den öncesinde zaten Türk yok. Ekim Bükü'nün bayağı geniş bir şey vardı. Bölgesi vardı yani. Türk'ün olduğu için. O tescilli. Zaten en son ekledim şiir videosunu izlemişsindir. Orada açıklamalar yapıyorum. İzledin mi? Arkadaşım, yok izledim. Azeri dur bakayım nereden gelmez bu şimdi. Demişti bana ya, bir tane. Bak Selçuklular ona 4 boy 16 Azeri Türkçesi mi? Yok. Şöyle geniş al. O taraftan gelmez. Ondan sonra bunu keselim biraz gösteriye çekelim. Çünkü onlar lazım olabilir bize. Çağatay bir soru sordu. Bizim şu anda kullandığımız Bengüllerin kendine has bir dili var. Kullandığınız Türkçe Çağatay. Mezarları dediğimiz yerde hemen şu alandaydı bak. Şu hizadaydı. Evet. Tepesi vardı. Rahmetli Seyfettin amca burada hemen bu bölgede kaza yüzlükte yaptıydı. Sen o formalı fotoğrafta nereye bakıyorsun? İşte babam gil o zaman o karşıda tütün dikiyor. Nereye bakıyorsun? Sakız ağzımda alıyordum. Karşıda tütün şeydi ki kırıyorlarmış. O zaman bir daha ikinci post şansını. İşte Bayram abi, Bayram enişte kaza yaptım diye karşıdan beri bağırmış. Ben onu. Durun sakız demeye kalmamış. Değil mi? Evet. O da işte o işte burası işte. Burada hakikaten. Ekim Bükü'nü merak edenlere Ekim Bükü arazisi yani şimdi yaşamasıyla alanı bu şekilde şurası komple Ekim Bükü. Hemen karşısı da aşağı yazı. Aşağı yazı. Aşağı yazı. Aşağı yazının da şu şey var ya höyük gibi yer var ya. Karşısının kayık saldığı yerler. O Hayır. O bölümler komple fırınlara aitti. Orada bizim çok az yerimiz vardı.
Orada hatta Kucaksanların hayatları oradaydı. Kara Mehmet'in hayatları hemen şu köşedeydi. Bak şu şeyi, şu başlangıç var ya, şu köşe oradaydı. Orada çok arazilerimiz vardı yani bizim. Tabi ulaşımı sıkıntılıydı, zordu. Allah kolaylık versin. Bunu kese oradan, biz onu şey... Evet şimdi merak edenler için Göste Deresi'ndeyiz. Yani eskiden Göste Deresi'nden aşağı kamyon yavaş yavaş inip de tam düzlüğe geldiği o tatlı virajdan aşağı. Virajı dönür bir salardı, kamyon böyle taksi gibi. Fatma Surkaç'tı. Tam Göste ağzına kadar giderdi o hızına. Evet. O hızına giderdi. Aşağıya bakamıyor. Aşağısı gerçekten bir şey gibi, uçurum gibi. Ya uçurum da zaten, uçurum gibisi yok yani. Burası, buranın arazilerinin %90'ı bizim Ulaoğlu Mahallesi'ne şeydi, ait idi. Hatta şu karşıdaki o geniş alan, Hacıoğlu'nun tallası derli oraya. İşte orada işte gene de dedim ya, hep Ulaoğulların burada şeyleri vardı. Zaten bu buradan doğru da Ulaoğlu'ya... 88-89'da Emin Bir rahmetli Ahmetçe burada Karacam'a, Ahmetçe... Tütün yaptırdı. Olabilir. Ben askerden izine geldiğimde... Olabilir. Bu bölgede şimdi bak, sen bakma şimdi böyle suyun hani gölün böyle değil çok yoğun şey olduğuna bakmayın. Bu bölgede hakikaten ciddi su sıkıntıları vardı böyle. İnsanlar onlara işte... Tabii o zaman nerede? Tabii. Gelen suyla tabii mahsul yaparken tütündür veya benzeri. Ya Şahin az geri... Sularını... Bayar. Mehmet yapma öyle. Mehmet şey hayır. Hayır lütfen. Hayır. Mehmet lütfen. Gözümü seveyim. Tamam, Allah korusun. Tabii. Yok, şey... Hayır o taşla zaten o şey, yeterince güneş yok, yemiş. Neyse. Allah korusun. Mehmet Bey konuşacağım. Gel kardeş. Yok ben burada bir anım yok. Yok mu anım? Yok. Evet yani Göste Deresi'nin anısı dediğim gibi bizim en büyük anımız yolun böyle iniş olup... Kamyonun salmasıydı. Varsa bir şey demek ister diyebilir arkadaşlar. Hacımamın kamyonu geliyor, bak hacımamın kamyonu. Zaten yol da aynı böyle bir yoldu işte böyle değil mi? Şey... Durduk bir kapı olmasın. Evet. Ya aynıydı. Evet. Şey, Hötmen'in cibine vardı. Evet. Evet, bu gölün altında gerçekten çok ciddi hatıralarımız var. Çok çileli hatıralarımız var hem de böyle belki o günkü şartlar çok zordu, geçim şartları çok zordu ama insan işte vatan sevgisi böyle bir şey oluyor işte. Canlı vatan yayında yoksa benim şey kamerada intihar. Benim veya öbürünün şu anki geçim standartları işte şimdiki şartları, tabii imkanları burayla hiç kıyaslayamazsın ama insan işte ille de vatan böyle bir şey işte. İlle de vatan böyle bir şey. Evet, bugün Bengü City'deyiz. Çatak City'yi değiştirdik, Bengü City'yi aldık. Bu hocamız City olabilir. Arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bizi güzel ağırladılar. İzafetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Keselerine bereket, yedik içtik. Şöyle arkadaşların bütün görüşlerini alalım. Burası biliyorsunuz Bengü Köyü'ne bağlı olduğu için. Hepimiz Bengülüyüz. Yavaş yavaş. Elhamdülillah. Şuradan başlayalım. Abilerimiz bizi ziyarete geldiği için teşekkür ediyoruz öncelikle. Buralarda vaktimiz geçtiği için de güzel de vakitler geçiriyoruz daha doğrusu. Bütün Bengülü hemşehrilerimize, bizi seven insanlara sonsuz teşekkürler, sağ olasın. Bugün güzel bir pazar gününde bir yoklama alalım dedik. Çok değerli arkadaşlarımız Mustafa abim, Emrullah abim yoklamamıza katıldı. Beni de saydı. Bizi çok memnun etti. Allah onlardan razı olsun. Tüm Bengülü dostlarımıza buradan hepsine selam olsun. Aleyküm selam. Bugünkü genel arkadaşlarımız Mustafa abi, Emrullah abi, herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir gün oldu. Buradan... Bütün Bengülü abilerime, amcalarıma, dedelerime, ninelerime hepsine selam gönderiyorum. Bütün abilerimin buraya gelmesini bekliyoruz. Biz 2 haftada, 3 haftada biz buradayız. Bütün misafirleri kabul ediyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Gurbetteki tüm köylerimize selam olsun. Akoşlara da Allah razı olsun geldikleri için. Teşekkür ederiz. Sabahı tut. Bizi misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bugün gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. Buradan da bütün Bengüller nerede varsa, dünyanın neresinde varsa hepsine selamlar, saygılar olsun. Evet Saray Bey.
Misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri sevindirdiler. Her zaman bekleriz inşallah. Buradan da bütün Bengül dostlarımıza selam yolluyoruz. Evet Hüseyin Bey. Evet, hakikaten arkadaşların da ifade ettiği gibi gayet güzel oldu. Ben de çok keyif aldım. İşte böyle Çerkez Köyü'nden, Kapaklı'dan gelen bu kardeşlerimiz, işte Bafra'dan gelen dostlarımız, arkadaşlarımız. İşte bura her ne kadar da olsa bizim memleketimiz. Biz buralarda keyif alıyoruz. Buralarda neşemiz yerine geliyor. Yani bu birliği, beraberliği böyle arkadaşların organize kim ettiyse teşekkür ediyorum. Ve bütün Bengül kardeşlerimize, büyüklerimize, küçüklerimize selam söylüyorum. Ölmüşlerimize de rahmet diliyorum. Eyvallah, teşekkürler. Şairimiz, Bengül şairimiz, Bengül köyümüzün şairi Mehmet Bey. Ata toprağında, baba yurdunda, efsanenin çocuklarıyla bir arada olmaktan onur ve gurur duydum. Biz bu topraklara aitiz. Biz bu toprakların çocuğuyuz. Şair olunca konuşması da farklı oluyor. Gurbetteki ben Bengülüyüm diyebilen bütün hemşerilerimize selam olsun. Selamlar, saygılar. Büyüklerimizin ellerinden öperiz. Küçüklerimize gözlerinden öperiz. Herkesi seviyoruz. Evet, bizden de selam olsun diyoruz. Yani biz buraya misafir olduk. Gerçekten güzel bir gün geçti. Yani böyle artık yani bize neşe lazım artık bu kadar hastalıktan sonra. Biz de neşelenecek yeri bulduk. Herkese de tavsiye ederiz. Burada bir Bengül City var. Artık Bengül City, Şata City'yi bile bıraktık. Evet, Bengül City. Biz de buradan tüm nerede bir Bengül'ü varsa sevgi saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet olsunlar. Kendilerine iyi baksınlar. Bengül'ü unutmasınlar. Unutan bizden değil zaten. Bir şey ekleyebilir miyim Mustafa tabii abi? Tabii ki ekleyebilirim. Tabii. Bu arada biz kendimizi de tanıtmadık. Belki tanımayanlar olabilir. Evet, olabilir. Ben rahmetli Namı Diğer Bobsi Dede'nin torunu, Kenan Hacı'nın oğlu Mahmut Çalışkan. Biz burada bir ufaktan bir kulübe gibi, ev gibi bir şey kurduk. Mesela bugün Mustafa abim geldi, Nur abim geldi. Çok neşelendik. Böyle buralara yolu düşen olursa muhakkak bize ulaşsın. Her türlü misafir ederiz. Hiç sıkıntı yok yani. Herkese kapımız açık. Evet. Çok güzeldi yani gerçekten. Bak tanıtabilir, tanıtarak da gidebilirsin. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu da Boni dedenin torunu. Ben şimdi geçen orada şey anlatırken, değirmencileri anlatırken Kenan'la Turan abi vardı diyorum. Evet. Orada da Mehmet Ali'yle İbrahim abi rahmetli vardı diyorum. Öyle bir anımız geçti de o. Şeyde gölün ortasında öyle bir anımız geçti anlatırken. Gerçekten biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten güzel. Manzarası zaten anlatılmaz, sadece yaşanır. İşte son diyecekleriniz varsa alabiliriz arkadaşlar. Güzel oldu, hakikaten güzel oldu. Keyifli oldu, güzel oldu. Bengül camiasına selam. Evet, var. Hepimiz Bengülü'den Bengülü'ye selam. Olurmaz, Bengülü de olur. Bengülü'yüz, Allah'ın kuluyuz. Allah'a emanet olun.